Uzaktan Öğretmenim kanalına, kanalınıza, kanalımıza hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. <laughs> sevgili çocuklar bugün çok ama çok önemli bir konuyu sizlerle birlikte işleyeceğiz. 5N1K konusu. Neden bu konu bu kadar önemli? Lütfen burayı çok dikkatli dinleyelim. Çünkü eğer biz okuduğumuzu anlamazsak, okuduğumuz metinlerle alakalı sorulara doğru cevap veremezsek ne problem çözebiliriz ne de diğer derslerde başarılı olabiliriz. Onun için ilk önce yapmamız gereken şey okuduğumuzu anlama becerisi. Şimdi ben size bu derste bu işin püf noktalarından bahsedeceğim. Yani bir metni okurken nerelere, nasıl okumamız gerekiyor, nerelere dikkat etmemiz gerekiyor bundan bahsedeceğim. Haydi o zaman Dersimiz başlasın. Sevgili çocuklar, tabii ki derse başlamadan önce bir yoklama alacağız. Ne yap yapacağız? Beğen butonuna basarak, acaba kaç tane öğrencimiz aktif olarak şu anda dersi dinliyor? Bunu görmek istiyorum. Sizler beğen butonuna basarken, ben de birinci okuma metnimizi açacağım, hazırlayacağım, başlayacağız. Metni çok dikkatli bir şekilde okuyacağız sonra sorularını cevaplayacağız hazırsak hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 3 2 1 Geri sayımımızı da yaptık. Haydi bakalım birinci metnimiz geliyor. Ege'nin köy tatili. Ege yaz tatilinde dedesinin yanına onların küçük köyüne gitmişti. Sessiz, sakin ve havası pırıl pırıldı. Ege sabah kalktı ve tavuklara yemlerini verdi. Daha sonra dedesiyle birlikte tarlaya gittiler. Tarla yemyeşil olmuştu. Dedesinin ektiği mısırlar neredeyse Ege'nin boyu kadardı. Sonra beraber mısırları suladılar. Çok yorulmuştu ama mutluydu. Eve döndüklerinde dedesiyle biraz dinlendiler. Evet sevgili çocuklar okuduk metni sizler de dikkatlice dinlediniz. Şimdi sorularımızı cevaplayacağız. Benden önce soruları yazabilirsiniz. Aşağıdaki soruları cevaplarıyla eşleştirelim diyor. Şimdi Ege yaz tatili için kimin yanına gitmiş diye soruyor. Birinci soru haydi cevap gelsin. <laughs> Evet, birçoğunuzun dedesi, dedesi, dedesi dedin duyar gibiyim tabii ki de dedesinin yanına gitmiş Ege. Hiç vakit kaybetmeden Ege tatile ne zaman gitmiş? Tabii ki de tatile yaz tatilinde gitmiş Ege. Peki Ege dedesiyle birlikte nereye gitmiş? Evet nereye gitmiş Ege dedesiyle birlikte tarlaya mı dedesinin mi? Tabii ki de mantıken de tarlaya cevabı olur ve tarlada ne yapmışlar? E, tarlada ne yapmışlar? Mısırları sulamışlar diyoruz. Çocuklar dersimize sonradan katılan öğrencilerimiz de bu metni eğer kaçırdılarsa birinci metni hemen dersten sonra kaydolacak bu çalışma. Oradan tekrardan bakabilirler. Şimdi ikinci çalışmamıza geçiyoruz. Kolaydan zora doğru gideceğiz. İkinci çalışmamız geliyor. Evet çocuklar, ikinci çalışmamızın, ikinci metnimizin başlığı Meraklı Yıldız. Asya şimdi ikinci hikaye geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Dinle bakalım. Sana da soru soracağım. Gökyüzünde yalnız dolaşan bir yıldız varmış. Bu yıldız dünyayı çok merak ediyormuş. Yıldız karar vermiş bir gece dünyaya gidecek ve dünyanın her yerini gezecekmiş. Gece olduğunda hemen yola koyulmuş ve ilk önce kutuplara, oradan da okyanuslara gitmiş. En çok okyanusları beğenmiş. Çünkü daha önceden hiç bu kadar çok sulu bir bir suyu bir arada görmemiş. Evet çocuklar metnimiz gayet kısa. Bir alkışlayalım. Peki metnimizi okuduk. Eğer bu yayını birinci yani premierden birinci canlı olarak izlemiyorsanız dondurun metni birkaç kere okuyun sonra cevaplayın. Aşağıdaki ifadeleri parantezlerin içine parantez içlerinde verilen sorulara göre cevaplayacağız. Yani şöyle yıldızın planı. Planı nedir? Yıldızın planı neymiş çocuklar? Sorumuz bu. Gökyüzündeki o yıldızın planı neymiş? Evet Yıldız'ın planı neymiş? Bir gece dünyaya gitmek. Yani dünyaya 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 gitmek planındaymış. Evet dünya dünyaya gitme planı varmış. Peki ikinci soruya bakalım. Yıldız dünyayı nokta nokta ziyaret etmiş. Ne zaman ziyaret etmiş? <laughs> Evet zaman sorusu ne zaman ziyaret etmiş? Gece olduğunda hemen yazıyoruz. Gece olduğunda ziyaret etmiş dünyayı. Peki üçüncü soru en çok nokta nokta beğenmiş. Neyi beğenmiş en çok? Evet. En çok okyanusları beğenmiş. Doğru cevap. Okyanusları ok beğenmiş. Çünkü de denizi, suyu hiç bu arada bu kadar suyu hiç bu arada görmemiş diyoruz. Ve ikinci okuma metnimiz de bu. Çocuklar şimdi size bir püf nokta vereceğim. Üçüncü metinde vereceğim bunu ama önce bir alkışı hak ettiniz. Alkışlar gelsin. Sevgili çocuklar. Metni okurken bir metni okurken şuraya dikkat edin lütfen şu cümleme dikkat edin. Acaba buradan bize nasıl sorular gelebilir diye düşünün. Yani kendinizi bir öğretmen gibi görün. Sanki o metinden sorular çıkaracaksınız. Karşınızdakine sorular soracakmışsınız gibi okuyun. Yani böylece sizin karşınıza çıkabilecek olası soruları görür, tespit eder ve ona göre daha dikkatli okursunuz ve dikkatinizde hiç dağılmaz. Anlaşıldı mı? Yani metni okurken acaba buradan nasıl soru sorabilirim diye okuyacaksınız. Bakın bu taktiği uygulayın. Her şey çok kolay oluyor. Bir de 5N1K sorularını sürekli zihninizde cevabını vere, vere gidin. Bir sonraki metnimizde uygulamalı olarak görelim. Haydi bakalım. Sevgili çocuklar bu metnimizle ilgili size test soruları soracağım. Farklı bir çalışma yapacağız yani. Muzaffer İzgü ile alakalı çok güzel bir metin var. Bunu okuyacağız. Sonra bununla ilgili 4-5 tane soruyu cevaplayacağız. Ama metni çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz ve okumanız gerekiyor. Başlayalım. Muzaffer İzgü. Adana'da doğdu 1933 yılında. Diyarbakır İlköğretim Okulu'nu bitirdikten sonra uzun yıllar Türkçe öğretmenliği yaptı. Bu görevden kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldı. İlk gülmece öykülerini Akbaba dergisinde yayımladı. Roman, çocuk kitapları ve oyunlar yazan Muzaffer İzgü, gülmece öyküleriyle de tanındı. Muzaffer İzgü, şimdilerde bütün zamanını yazarak geçirmektedir. Eserlerinden bazıları şunlardır. Hal odayı, deliye her gün bayram, uçtu uçtu Ali uçtu, pazar kuşları. Evet hayatını böyle dolu dolu yaşayan insanlara alkışlamak gerekiyor. Peki birinci sorumuz gelsin bakalım Metin'le alakalı. Acaba birinci sorumuz da ne diyor? Muzafferizgü nerede doğmuştur diye soruyoruz. Metni iyi dinleyenler bu sorunun cevabını hemen pat diye verir. Dikkat edin çocuklar Adana diyenler mutlaka olabilir Diyarbakır diyenler olabilir İstanbul diyenler olabilir ama Adana'da doğmuştu Diyarbakır'da başka bir şeydi az sonra soru gelebilir onun için onu cevaplamayayım ama Adana'da doğmuştu peki hemen ikinci soruya bakalım ikinci soruda Muzaffer İzgü okulunu bitirdikten sonra uzun yıllar ne yaptı diye soruyor haydi bakalım Evet çocuklar Muzaffer Üzgü okulunu bitirdikten sonra uzun yıllar ne yapmış? Tabii ki de Türkçe öğretmenliği yapmıştır. Peki hiç ara vermeden, soğutmadan, dikkatimizi dağıtmadan 3. soruya geçiyoruz. 3. soruda diyor ki Muzaffer İzgü şimdilerde zamanını nasıl geçirmektedir diye soruyor. Metni dikkatli dinleyenler bu soruyu çok kolay cevaplar. Evet çocuklar Muzaffer İzgün şimdilerde hayatını bol bol yazarak geçiriyordu metnimize göre. Dolayısıyla yazarak cevabı doğru cevap diyoruz. Peki diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi Muzaffer İzgün'ün eserlerinden biri? Dikkat edin olumsuz soru kökü. Değildir. Evet sevgili çocuklar Muzaffer Üzgün'ün eserlerinden biri değildir diyor ee, Pazar Kuşları, Uçtu Uçtu Ali Uçtu, Halil Dayı. Bu soruda tabii birçoğunuz yanılmış olabilirsiniz çünkü Halil Dayı değildi, Halo Dayı'ydı, Halo <laughs> Dayı'ydı. Dolayısıyla doğru cevap eğer başka bir şık demişseniz maalesef yanlış cevapladınız cevap Halil Dayı olacaktı. Şimdi çocuklar test de çözdük. Bir sonraki metnimizde de yine bir test daha çözeceğiz. Cevaplarınızı A, B, C şeklinde vermeye devam ediyorsunuz. Bir sonraki metnimiz geliyor. Asya ülkek tavşan ile kurbağa hikayesini dinlemek ister misin? Evet. Hadi o zaman dinle bakalım. Ormanın en korkak hayvanı tavşanmış. Yaprak kımıldasa saklanacak yer ararmış. Korkaklığı onu çok üzermiş. Bir sabah ormanda gezintiye çıkmış. Tabii korkarak, saklanarak yürüyormuş. Tam gölün kıyısına geldiğinde vrak vrak diye bağırarak suya atlayan kurbağaları görmüş. Buna çok şaşırmış. Çünkü kurbağalar da kendisinden korktukları için suya atlıyorlarmış. O günden sonra tavşan korkusunu az da olsa yenmeyi başarmış. Evet Asya anladın mı metni? Evet. Bak şimdi ekranı görüyorsun. Ormanın en korkak hayvanı hangisi? Göster bakayım bana parmağınla. İşaretli hatta parmağınla çizebilirsin. En korkak hayvan çiz. Çiz 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 çiz. Tamam. Aferin. Bu alkışlar da sana Asya. Evet. Ormanın en korkak hayvanı tavşanmış. Zaten metinden de anlaşıldığı gibi. Şimdi bir tık daha zorlaştırarak devam ediyor soruları ee, kitap. Tavşan neden üzülüyormuş? Cevaplar gelsin bakalım sevgili öğrencilerim. Bir daha söyle. Çünkü o korkuyormuş. Korkuyormuş. Evet doğru cevap verdi Asya da. Asya bu alkışlarda sana ve bu soruyu doğru cevaplayan abilere ablalara gelsin. Korkak olduğu için üzülüyormuş değil mi kızım? Evet. Peki bir tane daha sorayım mı Asya? Evet. Geldi yeni soru bak yine resimli bir soru. Tavşan gezintiye nerede çıkmış? Bak gör bakalım hangi ışık sence? Ormanda mı? Evin içinde mi? Denizde mi? Nerede gezintiye çıkmış Asya orman? Evet çocuklar cevaplar gelmeye devam ediyor bu arada. Ağaçta. Ağaçta yani ağaç bir, bir sürü ağacın olduğu yer neresiydi? Az önce gittik ya biz de. Orman. Evet, ormandı sevgili çocuklar. Cevabımız orman olacaktı. Orman cevabını veren öğrencilerimizi alkışlıyoruz. Peki Asya bir soru daha geliyor. Tavşanı gören kurbağalar ne yapmış? Evet. Korkmuş. Korkmuş. Korkarak nereye atlamışlar? Suya. Suya atlamışlar çocuklar. Asya da doğru cevap veriyor. Ya Asya sen daha dün konuşmayı bilmiyordun. Bugün gelmişsin abilerle ablalarla burada sorular çözüyorsun. Bu alkışları sen de çocuklar kızıma da alkış gönderin. Bak hak etti bence. Evet. Kurbağalar korkarak suya atlamışlar. Peki tavşan korkusunu ne zaman yenmiş sevgili çocuklar? Tabii ki de kendinden daha korkak hayvanların olduğunu görünce demiş ki bu kadar da korkmama gerek yok diye düşünmüş ve suya korkusunu yenmiş. Sevgili çocuklar, bugün Sizlerle birlikte 5N1K çalışmalarını yaptık. Önemli bir çalışmadır 5N1K çalışması. Çünkü problem çözebilmek için okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. Hayat bilgisi zaten okuduğunuzu anlama üzerine, Türkçe zaten omurgası okuduğunu anlama üzerine ve ileride gireceğiniz sınavlarda da okuduğunu anlama yani 5N1K çalışmalarını şu an kendinizi iyice geliştirirseniz ilerleyen zamanlarda çok kolay bir şekilde üstesinden gelirsiniz. E o zaman ne yapalım? Bugünlük dersimizi bitirelim. Yarın yine 19.30'da buluşacağız sizlerle. Beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Yarın 19.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.